MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın öğrenci andığı kararını temize götüren Milli Eğitim Bakanlığı'nın itiraz dilekçesine tepki gösterdi. Bahçeli, Türk milletine yönelik ifadelerin kabul edilemeyeceğini söyledi. MHP liderinin gündeminde Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmanın 100. yıl dönümü için Fransa'da yapılan anma töreninde vardı. Türk milletine kara çalan zihniyet Orhun yazıtlarını nereye koyacak? Bunu nasıl yazdın? Nasıl iddia ettin? Hangi çevrenin mahsulü, nerenin piyonusun? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın andığımız kararına itiraz dilekçesindeki Türkler çağdaşlarına göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluk ifadesine tepki gösterdi. Bu tarihin inkarıdır dedi. MHP lideri Fransa'da hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenine de değindi. Biz Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren makus anlaşmanın nesini ve neyine anacağız? Kaybettiğimiz imparatorluğun ardından oh iyi oldu mu diyeceğiz? Malum ateşkes anlaşması bizim ayaklarımızın altındadır. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 PKK'lının başına ödül koymasını da değerlendirdi. Açık ortadadır ki PKK'lı teröristlerin başına ödül koymak, PYD, YPG'yi perdelemek, gözlerden uzak tutmak demektir. ABD terörle arasına mesafe koymadıkça bilinmelidir ki YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktır.